Adana'dan şey... çok değerli bir misafirimiz evet, geldi. Siz de yakından tanıyorsunuz. İbrahim Gürhan Güngör. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Genel cerrahi uzmanısınız. Evet, genel cerrahi. Nasıl gidiyor Adana'da bu işler bilmiyorum ama Türkiye'de oldukça gündem konusu. Artık zayıflamaya alternatif bir şey, zayıflama operasyonlarına alternatif bir şey oldu bu mide botoksu. Bu konu başlığımız bugün sizinle Güran Beyciğim. Mide botoksu nedir? Şimdi, mide botoksu aslında zayıflama ameliyatlarını az önce kullandığımız cümle gibi değil. Zayıflama ameliyatlarını, obezite ameliyatlarına bir alternatif değil. Baştan ben bir yanı bir yere koyalım. Evet. Yani vücut kitle indeksi 40 üzeri olan morbid obez ya da 35 üzeri olup da ek hastalığı olan hastalarda bir tüp mide ameliyatını biz alternatif olarak görmüyoruz. Evet. Fakat arada kalan bir hasta grubu var. Bunlar çok sıkıntılı. Vücut kitle indeksi 27 ile 35 arası olan. Hı hı. Yani ben insanların daha kolay anlaması için şöyle söyleyeyim. İdeal kilosunun 20 kilo fazlası, 15 kilo fazlası olup ciddi kilo sıkıntısı yaşayanlar ve bu banttaki olan hastalarda bunlarda insülin direnci de başlıyor ve diyette olan uyumları zorlaşıyor. Bu hastalar arada kalıyor. Yani bize de geliyor sürekli. Hocam ben 25 kilo fazlam var, ne yapacağım? İşte ben bundan kurtulamıyorum. Bundan beni ameliyat eder misiniz? Yani sürekli bir şey bu hastalarla görüşüyoruz. Bu hastalar ameliyat endikasyonu da yok. Fakat diyette de başarı oranları çok düşük. Mide botoksu burada bir girişimsel bir işlem olarak yaptığımız hastanın diyetini kolaylaştıran bir işlem. Aslında siz şunu söylüyorsunuz biraz da. Aslında kilo verebilir ama durum sebebiyle kilo veremiyor. Bunun da bir mide operasyonuna ihtiyacı yok. Evet, endikasyonu yok. Aynen, çünkü hani mide operasyonu olmadan küçük bir müdahaleyle de zayıflayıp daha sağlıklı bir şekilde formuna kavuşabilir. Biz bu noktada mide botoksu yapıyoruz diyorsunuz. Mide botoksu işlemi bir ameliyat değil. Aynen. Hastaların en çok... Bu cildimize uygulanan ya da işte bazen fizyoterapide de yardım amaçlı kullanılan botokstan bahsediyoruz. Evet, aynı botoks. Evet, tamam. Birebir kullandığımız aynı botoks. Midede ne oluyor? Mide güzelleşiyor, kırışıklıkları gidiyor. Evet, mide pürüzsüz ve berrak. Pürüzsüz, berrak. Ne oluyor? Genç gözüküyor. Şimdi ben Melisa'dan ötürü yola çıkarak şöyle düşünüyorum. Serebral palsili çocuklarda botoks kullanıldığında çok sertleşmiş artık. İyice spastisi olmuş kaslara botoks uygulanıyor ki o kasılması kas biraz engelliyor. Hani kasılması engellensin ama bu arada da ki çevre kasları güçlendirsinler fizyoterapiyle bir zaman kazanmak yöntemi botoks serebral palside. Evet. Midede nasıl oluyor bu? Şimdi botoks toksin uzun yıllardan beri kullanılan bir ajan. Evet. Yaptığı işlem kası felç ediyoruz biz. Tamam. Yani normalde midede değil aynı mantıkla biz yola çıktık. Midenin çıkış kısmına, antrum kısmına ve midenin grelin yani açlık hormonu salgılanan fundus kısmına biz botoksu endoskopiyle girip küçük 4 mm bir iğnemiz var. Bu iğneyle mide mukozası, süt mukozaya kasların yoğun olduğu bölgeye 20-25 tane alana biz botoksunu veriyoruz. Ve yüksek dozda veriyoruz. Yani kırışıklıkta yapılan dozların çok daha yüksek dozlarında biz bu işlemi yapıyoruz. Hedefimiz midenin şu kasılma gevşeme hareketlerini biraz durdurmak. Yani mide kendine gelen gıdayı, normal midenin transit zamanı 1,5-2 saattir. Yeniden yemeğe göre değişir bu. Bu transit, mide, o gıdayı orada daha uzun tutalım. Mide onu oradan çabuk göndermesin. Ne kadar uzun kalırsa hastanın tokluk süresi o kadar uzuyor. Evet. Ve ikinci işin mantığı, aynı koltuk altı botoksunda yapılan mantık gibi. Evet, oradaki ter bezlerini nasıl durduruyorsa botoks, biz de fundustaki açlık hormonu salgılanan bölgedeki hücrelerin açlık hormonu salgılanmasını durdurmasını istiyoruz. Yani ikili etkiyle hem açlık hormonu azaltmaya çalışıyoruz, hem midenin kendisinin ne gelen gıdayı atmasını biraz yavaşlatmak istiyoruz. Peki kalıcılığı genel kullanılan botokstaki gibi 6 ay mı? Evet, yani maksimum 6 ay. Maksimum. Genelde 3-4 aydan sonra ciddi bir azalma görülür. Fakat ne oluyor bu süreçte? Kilo problemi olan, obez diyelim ya da obez hastalığı olan danışanınız, o botoks sürecini, botoks operasyonu geçirdikten sonraki süreçte ne değişiyor hayatta? Acıkmıyor? Ama Ceyda'cığım çok özür dilerim, terminolojide şu hatayı yapmayalım. Daha hastalık düzeyinde obezite değil diye altını çizdi. 25 kilo fazlalık obezite sayılır mı? Aslında şudur. Kilo.
fazla kilo. Evet. Ama obezite hastalığı değil. Hastalık demek için 35 vücut kitle indeksinin üstünde olması lazım. Evet. Dediği 27 ile 35 arası. O zaman evet. Daha hastalık değil. Ha, obezite yani şişman ve obez. Evet. Anladım. O aslında zaman... bakarsanız bunlar ciddi sıkıntıdır hocam. Yani bunlar da, bu hasta grubunda da ciddi bir insülin direnci olur. İlla ki. Ek hastalıkların başlangıcı. Tansiyon yüksekli olur, kolesterol evet, olur, büyük omurgaları sıkıntı. Bozulur. Yani o kiloyu nasıl çeksin o vücut? Evet, 25 yani... kilo fazlalık nasıl yağ oranını obeziteye getirmiyor? Ben onu anlayamadım. Kilo boy endeksi var ya, evet. Yani vücut kitle endeksi. Tamam. Biz ona göre hesaplarken o 25 kilolara çok takılma. Çünkü boy evet. Uzundur. Ha evet, anladım yani, demek istediniz şimdi. Ben tamam. Kısaca anlaşılması amacıyla söylüyorum. İdeal evet, kiloya göre. Evet çok iyi anladım. Yani zaten hedefimiz de budur yani. Biz mide botoksu yaptığımız hasta grubunda biz hastaya şunu demeyiz. İşte biz botoks yapıyoruz. Siz 40 kilo vereceksiniz, 50 kilo vereceksiniz. Öyle bir tabii. Hedefimiz zaten yok. Yani ideal kilonuzun sizin boyunuz 1.80'dir. İdeal tamam. Kilonuz 75 olması lazım. İşte öyle hesaplarsak. Tamam eğer, 90 kilo. Yani 95, 100 kilo civarındaysanız ve siz diyet programlarıyla bunu başaramadıysanız eğer, tamam. Şunu yaşıyorsanız, diyet yaparken çok acıkıyorum, diyeti sürekli bozuyorum, kaç defa ben diyetisine gittim geldim, hocam başarılı olamadım, evet. Neden başarılı olamadın, işte ben bu diyeti yapam, bana az geldi, evet. Açlığa dayanamadım diyorsanız eğer, mide botokstan fayda görme ihtimaliniz çok yüksek. Zaten biz hastaları sadece buna bakarak da değerlendirmiyoruz, bu bir kompleks bir iş yani obezite dünyanın en büyük sorunu, ülkemizin en büyük sorunu şu an. %35 oranında biz obeziz. Ve Avrupa'nın en obez toplumu biziz maalesef. Çünkü yani Avrupa bizden daha zengin. Fakat biz daha obeziz. Sebep biz bu bilinçte değiliz. Yani maalesef eğitim düzeyimiz. Yani yediklerimize dikkat etmiyoruz. Yanlış evet. Besleniyoruz. Evet. Hareketsiziz. Evet. Spor ve hareketli yaşama çok dikkat etmiyoruz. Onun için Türkiye'de çok ciddi bir obezite sorunu var. Evet. Ben bir hesaplama yaptım sen konuşurken çok özür dilerim gireceğim. Evet. Ceyda boyun kaçtı? 1.73. Senin 103 kiloya kadar çıkman lazım obezite hastalığına yakalanman için. Evet. Ha yani 40 evet. Kilo şu var olduğum kilodan 40 kilo daha fazla alman lazım. Lazım. Evet. Yani ama biz 25 kilodan 20-25'ten bahsediyoruz. Süper anlattın. Ya yani şu an koruma işlemi aslında. Yani biz aynen. Hastaları oradan obezite o banttan geri döndürmeye çalışıyoruz. Diye... Hastalığa girmesin. Anladım. Aynen. Şimdi ama, anladım. Çaban da bu senin önemli. Evet çaban da yetmiyor demek evet. Ki Ceyda evet. O atıyorum 90 kiloda 60'a inmesi lazım. İnemiyor 65'e inmesi evet. Lazım. İnemiyor gibi düşünelim. Zaten evet. Eğer devam etmezse artık obeziteye gidiyor ama biz diyoruz ki ameliyat olma arkadaşım gel ilerisi aynen. iyi görünmüyor. Evet. Biz sana mide botoksu yapalım. Evet. Peki ben soruma geri döneyim. Burası çok iyi oldu Onur'un bu sorduğu çünkü ben de anlamamışım meseleyi. Bu müdahaleyi yaptıktan sonra ne değişiyor danışanımızın hayatında? Şimdi yaptığımız hastalarda botoks sonrasında ben işlemi de kabaca bir anlatayım. İşlem, botoks işlemi dediğim gibi bir ameliyat değil. Hı. Biz hastaları öncelikli olarak hazırlıyoruz. Kan tetkiklerini, psikolojik durumunu, hı. Yaptığı diyetlerde neler yaptığını, neler yapmadığını önce bir sorguluyoruz. Ondan sonra yaklaşık 15-20 dakikalık süren bir işlem sonrasında hastaları 1 saatlik bir dinlendirme sonrasında evlerine gönderiyoruz. Ha, o kadar. Evet, yani işlem basit ve riski çok minimum seviyede olan bir işlem. Yani riski hemen hemen yok gibi. Hı hı. İşlem sonrasında ne değişiyor? İşlem sonrasında hastalarda diyete olan uyum son derece artıyor. Acıkmıyor çünkü. Evet, özellikle botoksin etkisi 3 günden sonra başlar. 1 hafta 10 günde oturur. Ve biz 1 hafta sonra hastalara geri çağırdığımızda hastalardan şunu duyuyoruz genelde. Hocam bu diyet bana fazla geliyor. Ben bu diyeti tam yapamıyorum. Peki normal mi bu kadar aç kalmak? Normalde onu yapamaz. Hmm. Fakat botoks etkisiyle bu süreyi acıkma, uzatarak. Tabii acıkma salgıları da yok. Evet, aynen. Aslında bakarsanız botoks bir mucize değil. Yani bu evet, işte evet, de mucize değil. Bunu tekrardan söylüyorum. Yani botoks diyeti kolaylaştıran bir işlem. Biz her hastaya bunu söylüyoruz. Bakın, diyete uyacaksınız. Yüksek kalorili şeker bazlı ürünleri asla tüketmeyeceksiniz. Siz hastayı aç bırakmayabilirsiniz, hasta acıkmayabilir ama duygusal yeme bozukluğu varsa akşam gider bir çikolata yer, bir küçük baklava, bir iki baklava tabii. Yer. Çünkü bunlar açlıkla alakalı değil yani. Onun duygusal evet, şeyden. Şeker olan aşırı ya da alkol alabilir. Bunlar da
sıkıntıya sokar. Tabii. Bunların hepsine uyması lazım. Bunların hepsinin bilincinin oturtması lazım. Peki Gürhan Hocam, yani sadece şöyle bir şey benim kafama takılıyor. Sonuçta bir bireyin kilo alması ciddi bir zaman ister. Ve bu, evet, bir hayat disiplini olur artık. Ona göre disiplin, bize, evet, göre disiplinsizlik ama... Yani aynı zamanda aynı ölçüde büyük yemekler yemek ve 10 yıl gibi belki bir zamanda kalıcı bir kiloya geliyor. Evet. Siz diyorsunuz ki 4 aylık bir botoks yapıyoruz. Evet. Şimdi 10 yıllık bir alışkanlık 4 ayda yani değişmez ki. Tekrarlansa kaç defa tekrarlanabilir bu botoks? Evet. Ya da işte bittiği an eski düzenine dönme ihtimali çok yüksekmişçesine bir duygum var. Aslında bakarsanız birçok şey hastanın kendi elinde. Evet. Yani 4 ayda kendi pratiğini oturtup fazla kilosunun %70'ini, %80'ini attığı zaman ben buna başarı olarak nitelendiriyorum zaten. Hı hı. Yani 20 kilo fazlası var, 4 ayda, 5 ayda bunun 15 kilosunu verdikten sonra ve o, evet, bilinci oturttuktan sonra hasta bununla devam edebilir. Ama botoksun bir faydası da şöyle, botoks tekrarlanabilen bir işlem. Kaç zaten kere? Çok invaziv bir işlem değil. Yani endoskopi... Sonsuz mu yani? Hayır. En fazla 3 kere biz öneriyoruz. Hı. Çünkü işlem endoskopiyle giriliyor. Minik, hı, bir iğnesi var. Minik bir iğneyle toksini veriyorsun ve çıkıyorsun. Bir hasta 30 kilo fazlası var. Biz botoks yaptık. Gayet memnun kaldı. 20 kilosunu verdi. Hala 10 kiloda. Fakat hastada tekrar başa dönüm korkusu var ya da olan kiloyu korumak istiyor. Bu hastalara ikinci botoks. Botoksu tek yapılabilir. Bir bölgeye değil de birkaç bölgeye... Enjekte, evet, ediyorsunuz. Tabii tabii. 20-25 bölgeye. 20-25 bölgeye. Evet, oluyor. Benim korkma nedenim şu. Sonuçta orası, yani mide mukozası çok da ince olan yerleri var. Evet, fundus bölümü özellikle. Özellikle fundus. Yani çünkü şişiyor ve genişliyor. Yani oraya yaparken biraz fazla yapmak veya dokudan aşağıya dışarıya kaçırmak veya o bölgeyi zedelemek söz konusu mu? Ve delinmesi mesela, mide delinmesi söz konusu mu? Çok nadirdir o işlemler. Yani bunda eğer deneyimli bir, bu işte deneyimliyseniz, evet, fundus kısmında orayı delmeniz çok çok mümkün değil. Onu zaten endoskopun retro versiyonu, yani endoskopu ters çevirip yapıyorsunuz zaten. 4 milim olan iğne ucu biraz daha geriliyor o pozisyonda. Fundusu delmek çok çok zordur yani onu yapmak. Hayır, botoksun etkisiyle... Botoks orada... etkisi yok, olmaz o. Yani anladım. Botoksun kendisinin zaten öyle bir etkisi olmaz. Kasıldığı için ayırma, yok, yırtılma gibi bir şey söz konusu değil. Yok, yani o mekanik bir travmayla belki olabilir ama onu ben daha hiç öyle bir şeyi şahit de olmadım, duymadım da yani. Evet. Yok, ben evet, süreçte bir risk var mı diye söylüyorum. Yok, belirgin bir risk yok. Yani bilinen ve bu konuda deneyimliyseniz. Zaten bu iğne endoskopun başlangıcında beri kullanılan, özellikle kanama durdurmada kullanılan bir iğne, endoskopik iğne bu. Minik, mideye özel. Çok 4 milim zaten en fazla boyu. Kaç şişe botoks kullanıyoruz? Çok şimdi ciddi, o cilde göre. Yani botoksun şeyine göre değişir. Yani botoksun iki marka botoks var Türkiye'de yoğun kullanılan. İsimlerini söylemek istemiyorum. Tabii ki. Aradaki dozlar değişiyor. Yani birinin 300'ü diğerinin 900'üne tekabül ediyor. Ama burada botoks başarısında korkup düşük doz kullandığı zaman da botoks etkisi... Hiçbir etkisi olmaz. Evet, ha, çok yetersiz kalıyor. Çünkü midenin hacim olarak en fazla %20'lik bir kısmı bunu verebiliyorsun. Yine mide %80 kısmına zaten herhangi dokunmuyorsunuz zaten. Dokunamıyorsunuz. Antrum kısmı ve fundus kısmının belli noktalarına verebiliyorsunuz. Bütün mideyi olduğu gibi botokslamak teknik olarak da mümkün değil. Ki doğru da değil. Doğru da değil. Evet. Çünkü o zaten yetmez. Başarı oranı nedir beklediğiniz? Yani tabii ki o 25 kiloyu 4 ayda vermesi beklenemez, evet, de nasıl bir geri dönüş oluyor? Hasta fazla kilosunun %70'ini veriyorsa benim için büyük başarıdır. Burada en önemli kriter hastanın buna uyumu. Yani botoks yaptırdım, ben kendi kendime kilo vereceğim, bu iş bitti diyen bir hasta asla başarılı olamaz. Biz botoksunu yapacağız, siz o diyete uyacaksınız ve asla yüksek kalorini, rafine, uzun raf ömürlü, şeker bazlı ürünleri asla ve asla tüketmeyeceksiniz. Bu şekilde olursa başarılı olur. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Devam ediyoruz.